Evet efendim, sıradaki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Çiğdem Karas. Benim kıymetlim doktor hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çiğdemciğim, ilk programımızda beraber olmak gerçekten çok mutluluk verici. Benim için de öyle. Benim şansımsın her zaman inşallah, hadi bakalım. Sorulara başlayayım mı hayatım? Tabii, buyurun. Tabii ki sevgili eşim kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Çiğdem Karas bize ne anlatacak? Vajinal estetik. Evet, bugün kozmetik jinekolojiden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü artık değişen trendlerle beraber kadınların estetik ihtiyaçları çok arttı. Bu yüzde olduğu gibi kadınların kendilerini iyi hissetmeleri için genital bölgeleri de kapsadı ve şu an dünyada en çok yapılan operasyonların neredeyse başında geliyor. Ama her zaman operasyon tercih etmiyor kadınlar. Bazen de daha kolay ve daha hızlı çözümler istiyorlar. Bunun için de bazı teknolojiler gelişti tabii ki. Onlardan da faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin ismi jinekolojik lazerler olarak geçiyor. Evet. Jinekolojik lazerlerle neleri tedavi edebiliyorsunuz? Şimdi şöyle, çok geniş bir alanı kapsıyor aslında. Biliyorsunuz ki kadın hayatında doğumlar, hormonal değişiklikler, kilo alma, verme, bazı hastalıklar bütün vücuda olduğu gibi genital kısmı da ister istemez etkiliyor. Vajinanın genişlemesi, dış kısımlardaki dış dudakların yaşla beraber volümünü kaybetmesi veyahut da işte ilişki sırasında o eski hassasiyetin olmaması kadınların kendi olan özgüvenini azaltıyor. Ve de zor doğumlar ya da iri doğumlar sonucu ya da bir 9 ay bir bebeği taşınması sonucu idrar torbasında olan baskıdan dolayı da idrar kaçırma gibi sorunlar çok sık karşımıza çıkıyor. Belli bir yaştan sonra idrar kaçırmayı kadınlar kendileri kaderi gibi görüyorlar. Halbukisi değil. Yani bunun bir çözümü var. Harika. Bu nedenle geniş bir alanı kapsadığını söyleyebiliriz. Yani vajinanın daraltılması, idrar kaçırmayla ilgili çözüm sunulması veyahut da biliyorsunuz son zamanlarda lazerle daha farklı tipte lazerlerle tüy dökülmesi ya da tüylerin ortadan kaldırılması işlemi yapılıyordu. Bunlar da genital dokuda kararmalara sebep olduğu ortaya çıktı. Hormonların da tabii ki etkisi var. Yine bu dış kısımdaki dudakların beyazlatılması gibi işlemlerin hepsi lazerin konusunun içinde. Harika, renge de müdahale edilebiliyor. Evet. Peki Çiğdemciğim, lazerle vajina daraltma mı, cerrahi vajina daraltma mı? Şimdi burada tabii karar vermek için hastalarımızı mutlaka önce bir görüyoruz. Çünkü her birinin hastası biraz daha farklı. Şimdi cerrahi olarak daraltılacak hastalar da var. Lazer kullanacağımız hastalar da var. Lazer daha çok genital organlarında çok ağır sarkmaları olmayan. Şimdi sarkma dediğimiz zaman nedir? İdrar torbası, kalın bağırsak ya da rahim bu doğumların etkisiyle, hormonların etkisiyle ya da bazen genetik kolajendeki o eksiklik nedeniyle erken olarak sarkabiliyor. Genç yaşta bile sarkabilir, doğum yapmış olmayabilirsiniz. Dış kısımda elinize bir çıkıntı gelebilir. Bu idrar torbanızdır. Yani fıtıklaşmıştır dışarıya doğru. Bu kadar ağırlıklı bir sarkma varsa tabii ki o zaman cerrahi işlem öneriyoruz. Hı hı. Ama böyle bir sarkma yok. Ve vajinanın genişlemesinden şikayetimiz var. O zaman cerrahi müdahale yerine lazer müdahalesi daha uygun olabilir. Lazerle vajen daraltma olarak adlandırılabiliyor evet, bu. Evet, aslında vajinal daraltma, biz ona rejenovasyon diyoruz. Evet, yenileme. Evet, vajinal yenilenme. Sadece çünkü sadece siz daraltma için yapsanız bile idrar torbanızı da yukarı kaldırdığı için sonucunda daha iyi bir idrar tutma, hani idrar sıklığını, gece kalkmalarınızda azalma gibi ihtiyaçlarını beraberinde giderebiliyor. Peki bu günlük bir işlem mi? Nekaat süresi ne kadar? Hastanın işinden gücünden ne kadar alıkoyarız? Şöyle, lazer öğle molasında yapılabilecek kadar kısa süreli bir işlem. Yaklaşık işte 15-20 dakika kadar sürüyor. Günlük hayatınızı hiç etkilemiyor. O yüzden hastaların en çok tercih ettiği işlemlerin başında. Yaptırdıktan sonra hemen işine geri dönebilir. Aynı gün duşunu alabilir. İlişki anlamında 4-5 gün beklemek gerekiyor. Ama onların haricinde ağrı veya acı olmadığı için anestezi ihtiyacımız da yok. En önemli kısım bu herhalde. Yani lokal anesteziyle yapılan, hayır, genel anestezi gerekmeyen, lokal anesteziyle de yapıyoruz. Hiç anestezi demek yok. Demek hiç ağrısız bir işlem. Evet, ağrı olmadığı için anestezi işlemi gerekli değil. Ancak dış dudakları o beyazlatma dediğimiz işlem için evet, o zaman lokal anestezi kremlerden yararlanıyoruz. Ama vajinal daraltma için anestezi ihtiyacımız yok.
farklı estetik uygulamalar aynı seansta yapılabiliyor mu? Tabii ki. Bu bahsettiğimiz sorunlar tek bir seansta da çözülebilir Tabii mi? Tabii ki yapılabiliyor. Aynı seansta hem vajinayı daraltıp işte idrar torbasına da müdahale edip ve işte dış kısımlarda kararma varsa onu toparlayabiliriz, düzeltebiliriz. Ve o vulva dediğimiz o dış dudakların sönüklüğü için müdahale edebiliriz. Yani aynı anda 4 işlemi birden yapabiliriz. Süresi? Süresi yaklaşık 15-20 dakika sürüyor ama yani beyazlatma gibi bir işlem ilave ediyorsak o zaman tabii bir yarım saati bulabilir toplamda. Kişiye göre de değişebilir tabii. Tabii aslında. Ki evet. Şimdi tabii artık biz İzmir'de yavaş yavaş yaza yaklaşıyoruz diye tahmin ediyoruz değil mi? Az kaldı. Bu işlemin yaz kış farkı var mı mevsimlere göre bir uygulamada? Yani denize girmeye engel mi, havuza girmeye engel tabii. mi? Evet. Şöyle kullandığımız lazer, karbondioksit lazer. Bu nedenle evet ışığa karşı hassasiyeti var. Yani yaz aylarında bu tarz işlemleri şöyle mesela bu sadece vajinal için kullanılmıyor, yüz içinde kullanılıyor, vücut içinde kullanılıyor, vücuttaki doğum lekelerinin işte skarlarının o çatlaklarının giderilmesi için de kullanılıyor. Sezaryen izi. Sezaryen izleri için de kesinlikle. Harika. Bazen orada keloid dediğimiz evet. fazladan bir nedve dokusu oluşuyor. Bu dokuda da kullanıyoruz. Bunlar için yaz aylarında kullanılmayı tabii ki önermiyoruz ama vajina sıkılaştırma ya da daraltma dediğimiz işlemler hani güneş ışığının girebileceği bir yer olmadığı için orada deniz, bir sıkıntı havuz yok. Peki? Havuz deniz içinde yaklaşık 4-5 gün işte bir haftalık bir süreç veriyoruz. Bir hafta sonrasında deniz havuza girebilir. Sonuçta uygulanan bölgede çok ciddi bir açık yara ya da açık bir yaralanma olmuyor değil mi? Olmuyor, hayır. Bu yüzeyel bir değiştirme oluyor ama asıl etkisini derin katmanlarda yapıyor. Ama derin katmanlarda yapmasına rağmen yüzeyde bir yara dokusu ya da görünürde bir yara oluşturmadığı için bir enfeksiyon ya da herhangi bir anormal reaksiyon riski olmuyor. Peki kaç seans yapmak gerekiyor? Şimdi normalde bir seans yeterli diyoruz ama bazen hastanın ihtiyacı bir seansa düzelmiyor. O zaman yaklaşık bir ay sonra ikinci bir seansı yapıyoruz. Aynı şey bu beyazlatma için de böyle. Sadece vulvayı dış dudakları dolgunlaştırma işlemi için 4 ya da 5 seans gerekiyor. Onu aralıkta biraz daha sık 10-15 dakika aralıklarla. Harika. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çiğdem Karas bizlerle birlikte çok özel konuları konuşuyoruz. Soyadından anlayacağınız üzere kendisi de çok özel birisi. Değerli moderatörüm Cem Karas'ın eşi efendim. O yüzden tüm sorularınızı rahatlıkla 0212 442 8080'den bizlere yöneltebilirsiniz. İdrar kaçırma çok önemli bir konu. Çok da soru aldığımız bir konu. Evet. Sonucuyla ilgili soru sormak istiyorum. Ne kadar zamanda tedavi etkisini gösteriyor ve kalıcılığı ne kadar bu tedavi? Şimdi tabii idrar kaçırma dediğimiz zaman idrar kaçırmanın birçok sebebi var ve birkaç çeşidi var daha doğrusu. Bu bizim lazerle çözüm sunduğumuz idrar kaçırma özellikle stres tip dediğimiz kadının öksürürken, hapşırırken, gülerken yani bir performans yaparken kaçırması, karın içi basıncı arttığı zaman idrar torbasının buna cevap vermesi, istediğimiz gibi kasılamaması. Bu nedenle bu tarz kaçırmalarda etkili. Bir de örş dediğimiz farklı bir tip var. Onda da siz tuvalete yetişemiyorsunuz. Hani idrarınız geldi, tuvalete gidene kadar kaçırıyorsunuz. Bazı hastalarda mix oluyor, yani ikisi birden oluyor. Lazerle bu idrar kaçırma stres tip için gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Ve hastaların da başarı oranları çok yüksek. Ama tabii aynı zamanda bir organ prolapsus dediğim, o biraz önce bahsettiğimiz fıtıklaşma varsa idrar torbasında, o zaman belki cerrahi de yanına koymak gerekebilir. Ama ağır bir organ fıtıklaşması yok idrar torbası için. Hasta idrar kaçırıyor, onlarda çok yüz güldürücü sonuçlar var ve hani ağrısız, acısız, ameliyatsız bir işlem. Bu yüzden gerçekten güzel sonuç veriyor. Yaklaşık da işlemden sonra bir hafta 10 gün ilk belirtiler ortaya çıkıyor ama harika. Bir ayın sonunda gerçekten kesin tedavi olmuş evet, oluyor. Kalıcılığı ve eğer tekrarlarsa tekrar tedavi kalıcılığı yaklaşık bir yıllık bir süreç boyunca sizi çok rahat bir şekilde idare ediyor. Ama biz diyoruz ki daha uzun sürede gidebiliyor ama bir yılın sonunda bir tekrar dozu yapalım. Evet. Yani o dokuların nasıl yüzümüze de yapıyoruz, vücudumuza da dikkat ediyoruz. O dokular içinde bir kontrol dozu, bir tekrar dozu yapmakta fayda var. Evet Cem Hocam, sizin son sorunuzu alalım. Şimdi Çiğdem Hanım tabii cerrahi de seven bir hekim. Çok yakınen bildiğim için kendisi 20 yıldır aktif cerrahi de yapan bir hekim olduğu için
Cerrahi ile ilgili birkaç böyle ufak bir şey söyler misin? Vajinal estetik cerrahisi ile ilgili bize. Tabii. Yani tabii bu komple başka bir konu. Cerrahi de çünkü vajinal estetiklerde çok güzel çözümler sunan bir operasyon. Artık o yöntemler de çok ilerledi çünkü. Çok kısa sürede, evet. Hızlı. Yani hastalarımızın çoğu şunu söylüyor. Tabii çok çeşitli sebeplerle geliyorlar bize ama yani bu kadar rahat ve kolay olacağını bilseydim, hani şimdiye kadar bunu yapmazdım, ya yani yaptırırdım, daha erken sizlere gelirdim yani diye söylüyorlar. O yüzden artık her şey daha hızlı ve kolay. Varsa bir sıkıntı, hani kendi özgüvenimiz ve günlük hayattaki rahatımız için cerrahi işlemlerde de yapılabilir. Çünkü kendisi aktif cerrahi çok sevdiği için lazer kullanımını böyle severek yapması benim çok ilgimi çekti, dikkatimi çekti açıkçası. Çünkü gerçekten cerrahi seviyor. Çünkü lazerde tatmin edici başarıları olduğunu gördüğümüz için cerrahi istemeyen hastalara da bir alternatif sunmak açısından çok doğru bir yöntem. Evet, kendisi bilimsel konularda biz okul döneminde de beraber olduğumuz için son derece başarılı bir öğrenciydi. Saatlerce konuşabilir biraz ama mesela akşam zaman yemekte ne var hanımcığım diye sorsam böyle bir soruya cevap vermek. Son sorunuz olacak Çiğdem Hanım'a. Gül Çiğdem Hanım'a var menüde bu akşam. Gül Hanım var. Gül'ü arayalım. Gül Hanım var başka. Ama kendisi cerrahide hakikaten iyidir yani. Bir insan. Çok teşekkürler. Yani kalktınız İzmir'den buraya kadar geldiniz birlikte, eşinizi de ilk programında yalnız bırakmadınız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, yine çok bekliyoruz. Çok keyifli bir programdı. Çok önümüzdeki sağ olun. Hafta ne konuşuruz, yine sizi ağırlayalım. Evet. Bizi kırmazsanız önümüzdeki tamam. Hafta. Yine aktif güzel bir konu bulalım. Tamam, konuşacağız. Konuşalım. İzleyicilerimize şimdiden bunun da sözünü veriyoruz. Estetikleri isterseniz devam edebiliriz. Cerrahisinden bahsederiz. Daha evet, da cerrahi olur. Yarım kaldı. Önümüzdeki haftada genital estetiğin cerrahi tarafını işliyor olacağız birlikte. Çok Yaşa devam ediyor.